Cumhuriyet Sağlık Kabini Arsuz'da hizmete girdi. Arsuz'da özellikle gece geç saatlerdeki sağlık ihtiyaçları olmak üzere 24 saat hizmet verecek olan Cumhuriyet Sağlık Kabini, hemşireleri ve sağlık personeli ile çalışacak. Arsuz Gümüş Otel Kavşağı ile Altınkent arasında hizmete giren Cumhuriyet Sağlık Ekibinin açılışına Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkan Vekili Lokman Canımoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Gün, İlçe Tarım Müdürü Serkan Yılmaz, AK Parti Arsuz İlçe Başkanı Bünyamin Nal, Arsuz Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor İskender Sayek, Gökmeydan Eski Belediye Başkanı ve bölgenin önemli kanaat önderlerinden Necim Bozkurt, Arsuz Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Mustafa Gökpınar ile eşi serbest muhasebeci mali müşavir Ceylan Gökpınar ve daha birçok davetli katıldı. Birinci basamak hizmetler dediğimiz herhalde de geçtiğimiz ay ilçeye atanan Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar açılışa kucağında oğlu Emre ile katıldı. Terazimiz var. Bu da çok eksikmiş. Terazi olmuyormuş. Onun için bayanlar böyle istediler. Terazi olmasa daha iyi. Büyükten farkmak istiyorlarmış. Bağlamını bana verdim. Açılışa katılan protokol üyeleri ve davetlilerle sohbet eden Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, ilçeye yeni atanmış olmasına rağmen kısa sürede gönülleri fetheden tavırlarıyla dikkat çekti. Öncelikle geceleri vermeyi planlıyorsunuz. Evet, şu an. Çünkü biz daha fazla sağlık var. Bu kadar mı? Kaç bu kadar mı? 3 kadar. Öyle başlayalım. İnşallah geliştirirsin bu kadar. Arttırarak. İnşallah. İlmelelere artar inşallah. Çok sağ olun. Şu an davetlilere kısa bir konuşma ile katılımlarından dolayı teşekkür eden Cumhuriyet Sağlık Kabini kurucusu, uzman pedagog, psikolojik danışman Seyran Ungan şöyle konuştu. Siz için ben pedagog olarak böyle bir şey giriştim, kendimle gurur duyuyorum. Tüm Arsuz'u burada gözümde görüyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmadığınız için. Kaymakam Bey siz de hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok heyecan değil mi? Bu söyleyeyim. Efendim Lokman Bey de yanımda. Zaten ilçe sağlığı teşekkür etmek istiyorum. Bünyamin Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Teker teker İsmail İskender Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Otelimiz hiç unutmayalım. Arsuz Oteli'ne de teşekkür ediyorum. Efendim eğer misin unuttuysam çok özür dilerim. İlk önce ekibime de teşekkür ediyorum. Böyle bir organize yapmak hiç kolay değilmiş Türkiye'de, onu anladım. Kaymakam Bey ben size Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'da yaptığı konuşmada inşaatı büyük bir oranda bitme aşamasına gelen Arsuz Devlet Hastanesi'ni 6 ay içerisinde hizmete açmak gayretinde olacaklarını belirterek şöyle konuştu. Evet. Herkese günaydın, iyi sabahlar. Arsuz'daki sağlık eksikliklerini, sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri giderecek bir yatırım olan Cumhuriyet Sağlık Kabini'nin açılışında hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu hizmetin Arsuz'umuza ciddi katkılar sağlamasını ümit ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sizleri çok tebrik ediyoruz böyle bir yatırım yaptığınız için. İnşallah diğer özel yatırımcılara da bu bir teşvik olur. Aynı zamanda dün inşaatını da gezdik. 50 yatakla gözüküyor ama 64 yatağa kadar kapasitemiz var. Devlet hastanemizde inşaatı 6 ay içerisinde açmayı planlıyoruz. Böylelikle Arsuz'umuzun sağlık alanındaki eksiklikleri ciddi anlamda kapanmış olacak. Arsuz'a da bu yakışır. Şimdiden hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arsuz Belediye Başkan Vekili Lokman Canımoğlu da ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak Cumhuriyet Sağlık Kabini'nin hayırlı olmasını diledi. Sayın Emniyet Müdürüm, meclis görüşen arkadaşlarım, Sayın Hazırım, hepinizin sürprizli saygıyla selamlıyorum. Arsuz'un sağlık hizmetleri açısından sağlık kanatlarımızın da belirttiği gibi bir açığı var. Böyle bir sağlık kabini mutlaka böyle bir açığı bakanlaşmaya yardımcı olacaktır. Ben de belediye başkanımız Doktor Asaf Bey adına böyle bir girişimde bulunduğu için sayan olanı tebrik ediyorum. Arsuzunuza hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki heyecandan hemşirelerini unuttum. Garni Bey benim hemşirem. Sevgili bizim hemşiremiz.
Biz 7/24 hizmet vereceğiz. Şu an daha fazla ağırlığımız akşam olacak. Ağırlığımız mobil olacak. Hastalarımıza, yaşlarımıza, engelli arkadaşlarımıza daha fazla ağırlığımız olacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler kurdelayı keserek, Cumhuriyet Sağlık Kabinini gezerek uzman pedagog, psikolojik danışman Seyran Ungan'dan bilgi aldılar. Tamam mı? Tamam. Hadi olsun. Karsuman damar yolu. Terazi olmuyormuş. Onun için bayanlar böyle istediler. Terazi olmasa daha iyi. Büyükler farkmak istiyorlarmış. Aa, bunu da ona verdim.